4-4-1-1 diye bir sistemle oynuyor ve kalemizde gol gördük şu anda. Beşler. Dur bir kanal açın Fener. Ya. Yılmaz Vural YouTube kanalına Fener. Hoş geldiniz. Beş. Fener. Evet, bugün herkes Fenerbahçeli. Sen neresin? Cimban mı? Fenerbahçe. Fener. O Fener. Aramızda bir tane Beşiktaşlı var abi. Tamam. Ben Beşiktaşlıyım. Bugün Fenerbahçeliyim. Başla, aç kanalı. Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. YouTube. Açım ben. Abi YouTube kanalına simit zeytin yediriyor. Bedri abiye götür beni dedim. Kusura bakmayın. Bedri ustaya. Yani 210 Bedri baba geliyorum 210 ben. 210 bin izleyenimiz var, bir sponsorumuz yok. Abi simide vurduk işi. Tamam. Efendim bakın Bedri buradan itibaren sayıyorum. Ben. Yan tarafı göster abi, Fenerli. Fenerli. Ben bir şeyini değilim. Fener doğumlu, sonra olma Beşiktaşlı. Fenerli, Fenerli. Hareket bu. Görüldüğü gibi bayağı bir Fenerli'nin olduğu bir ortamdayız şu anda. Burası bugün herkes Fenerli. Desibel Sosyal Medya Kurumu olarak benim sosyal medyamı yöneten kardeşlerim. Sevgili ve buradan moramızın itibaren başlayarak Fenerbahçe stadına kadar bir blok çekeceğiz. Evet. Bugün. Değil mi? Ve Fenerbahçe'nin hem maçından önceki heyecanını hep birlikte yaşamaya çalışacağız. Hadi görüşmek gidelim. Üzere. Çok şükür Trabzon, Fenerbahçe, Sivasspor bunlar gruplarında lider durumdalar. Başakşehir, Trabzon ikinci durumda. Evet, Başakşehir. Başakşehir bunlar lider durumdalar. Ve bu hafta oynayacakları maçlar umarım yine bu başarıları devam eder. Evet. Çünkü Türkiye'nin onların alacakları puanlara ihtiyacı var arkadaşlar. Şu an zaten Ren'de 10 puan, Fenerbahçe'de 10 puan. Yani çok İnşallah şükür. Bu maç alınır. Evet, çok şükür. Ligi yine birincilikle tamamladı. Benim dileğim de söyleyen ismini bu akşam Fenerbahçe'de oldu. Evet, çünkü, Fenerbahçe. Değil mi? Tabii ki Fenerbahçe. Bugün tabii ki Fenerbahçe. Hadi bakalım kanalya. Görelim seni. Görelim seni. İyi olacağından şüphem yok. İnşallah. 2-0'dan 2-2 yaptık orada ya. Aynen öyle. Ya çok iyi bir sonuçtu. Burada da inşallah iyi bir sonuç alırız. Ya ihtiyacımız var başarılara. Evet, sevinçlere. Zaten kafamızda bir tane problem. Bir tane problem bilmem. Bırakın da Fenerbahçe yersin, biz de mutlu olalım. Aynen, kesinlikle ya. Katılıyorum. Canım benim. İnşallah yaşarız o sevinci. Şimdi bakın bir kalabalık başladı. Evet, stadyumunda. İki dakika var. Santrayı görelim. Koş, koş, koş. Maç başlamadan girmemiz lazım kardeşim. Fenerbahçe bitirdim biz be. Nereden anladın geldiğimi? Hocam hoş geldin. Gitmiş emin edin hepsi. Baksana buraya birader. Güzel. Oynayan oyuncuların takım kadrosunu sayalım istersen. Kalede Altay. Ses duyulacak mı? Serdar, Henrique ve Salay. Geri üçlüsü, orta dörtlüsü, Samuel, Aroa, Crespo, Lincoln. Dörtlü böyle. Ve ikili İrfan'la Valencia ve önde de Joao Pedro oynuyor. Kadro bu. Yani ligde oynadığı takımdan fazla büyük bir değişiklik yok. Evet. Bakalım rakip ne oynuyor karşısında. 4-4-1-1 diye bir sistemle oynuyor. Ve kalemizde gol gördük şu anda. Nasıl oldu? Dakika kaç lan? Orayı göster. İrfan Can'ın ayağındaki topa bir faul var galiba. Öyle bir çabuk atak oldu ki Fenerbahçe sayı olarak geride fazla oldu halde.
bu golü yemiş oldu. Dakika 4'tü galiba. Daha oyunun başı, daha her şey olur. Ama VAR'a gitse miydi, başlangıçta faul var mıydı? Hakemin bileceği iş. Evet. Yalnız bakar mısın? Dolu, full. Her an tepemize bile inebilirler. İnanılmaz bir taraftar. Hepsi böyle full cool. Fenerbahçe her maçını böyle olur. Maçı çeviririz ama biz. Bugün de perşembe yani. Evet evet. Perşembe olmasına rağmen. Hadi bakalım inşallah. Bir inecek de. Onu söylüyordum. Fenerbahçe 3-4-2-1 taktiğiyle oynuyor. Rakip de 4-4-1-1 diye bir sistemle oynuyor. Yani çok savunma ağırlıklı bir sistem. Kontrada dayalı bir oyun ama çok hızlı atak yaptılar. Çok hızlı. Hadi baksana. 5-6 kişi geride. Adama top geliyor, ona şut attırıyorsun. Olmaz böyle. Böyle bir şey yok. Bir şok oldu ya kafadan girerken. Ne bekliyorduk ne geldi başımıza. Dakika 9. Hakem dediğin budur ya. Ben sana döner dedim, bak golü iptal ettirdim. Sen tabii tasavvufçu olduğun için dönmeye bayılırsın. Orada var, kaç tane kırmızı var. Yedi kişiler orada. Adam üç kişiyle atak yaptı. Hepsi içeri koştular. Dışarı bir topu verdi. Gol. Ya adamla mı oynayacağın topla mı be kardeşim? Koca Fenerbahçe'nin oyuncusu. Dikkat etsene. Yani yalandan goller bunlar. Yani mahalle takımı da yenmez. Asap bozucu bir durum. Dakika oldu daha kaç? 30 mu? 30 ya. Dördüncü gelişleri bir offside oldu yani. Olur mu ya? Olmaz. Gol geliyor. Hissiyatıyla söylüyor, doğrudur. Peki bir şey soracağım hocam. Yani senin hislerin ölmüş. Hocam, en az 3-3 olur. Evet, ben de öyle bekliyorum. Evet. Yani en kötü 4-3. Bir dakika, bu maç 3-3 olsun. Yılmaz Vural YouTube kanalına sponsor oluyor. Gerçekten 250 bin TL sponsor oluyor. Anlaştık. Neymiş ben? Hadi Fener! Hadi Fener! Görüyorsun. Eğer bu maç 3-3 olursa 250 bin TL sponsor oldu. Ben de. Evet. Söz. İlk sponsorumuzu bulduk. Evet, sen de %50'si benim. Yıllarca çalıştım diye. Tamam hadi. Hadi Fener diye bağır kız. Fener diye. Ben bugün Fener'le. Açık konuşuyorum. Bu maç 3-3 olsun. Ben Yılmaz Hocam, benim abim, babam, her şeyim 250 bin TL sponsorum. Kayıtlı. Hayır, ben Fenerbahçe'yi para için satma. Ben tamam, satarım ya, sana ne oluyor? Kanalda çalışan benim.
hareket getirir. Dakika kaç? 70 mi? Genelde bu aralar oyuncu değiştirir 3 tane. Hocanın oyu bu. Koç etki eder mi? Eder. Bu değişikliğe bir gol yakışır. Hepsi çabuk oyuncu. Emre Mor yaratıcı oyuncu. Başlayıcı golcü bir oyuncu. Seyircinin çıkardığı takım en iyi takımdır. Çünkü hiç sahaya çıkmaz, hiç kaybetmez. Dur bakalım, inşallah iyi olur. Daha vakit de kalmadı ya. 29 dakika var. Oydu. Oyuncu değişikliği. Evet, oyuncu ve buna Jorge Jesus sürekli o dakikalarda yapıyor 60-70'lerde. Evet. Ve 3 tane Emre Mor, Batshuayi ve Zayiç galiba. İnanılmaz katkı verdiler. Hele Emre, helal olsun Emre, yani. Emre evet, Arda ya, girdi. Yaratıcı, pardon Arda'ydı. Arda'nın girdi. Hayır, Arda sonradan Arda'ydı. Girdi. Evet. Hayır. Sonunda girdi. Sonra girdi. Ve maçın ilk dakikaları çok kötü oldu. Goller yedik. Evet. 2-1, 2-1, 3-1 derken aramızda konuşuyoruz ne olur diye. Oscar geldi ki berabere kaldılar, 250 bin lira sponsor olacağım dedi. Aynen öyle. Şimdi ben ne dedim? Berabere bitirdik, alçak diyor ki ben yalan söyledim. Oscar asla kabul etmiyorum. Kendi de geliyor. Gel gel gel. Evet. Yeni sponsorumuz ben ne dedim? Evet. Evet, ben sana bir şey söylemiyorum. Kur'an çarpsın. Allah var. Dilek bana dedi ki Oscar maç 3-3 biter. Ben inanmadım. Hatta bir sponsorluk bahsinde iddiaya girdim. Ama ben bu iddiada büyük girmişim. Kabul etmiyorum. Dileğin vicdanına bırakıyorum. Bu saatten sonra Dileğin yaptığı her şeyde sponsorum. Ama vicdanlı sponsorum. Ama Allah var yukarıda. Allah yani... Benim bana kalan kısmını verecek. Gözbülücüleri maç bitmeden bitmiyor. Evet. Sen duygularına söyledin. Biz de mantığımızda bu değişiklikler hakikaten 60. dakikadan sonra oldu ve çok etkili oldu. Bravo Fenerbahçe. Diğer oynanan maçın sonucunu bilmiyoruz. Liderdi. Tamam. İnşallah lider bitirmiştir. İnşallah liderlik devam eder. Hadi bakalım. Öpüyoruz sevgiler. Tebrikler Fenerbahçe.